Dostlarım herkese selamünaleyküm. Videoma hoş geldiniz. Evet, bugün yeni getirmiş olduğumuz kayrayı fıstığın yanına koyacağız. Bu kavunla yazın yavrusu. Bu erkeğimizi üstteki dişimiz fıstığın yanına koyacağız. Dostlarım dün kuzenimle bir konuştum. Kuzenim dedi ki tekrardan gündüzü koy istersen dedi. Öyle düşündüm dedim, tekrardan gündüzü koyayım. Şimdi gündüzde de şöyle bir sıkıntı var dostlarım. Şimdi şöyle yakından, eğer ki izi geçmemişse göstereyim. Dostum görüyor musunuz? Biraz kan var. Tabii şu anda temizlenmiş ama burnunun üzerinde ve ağız kenarında kan vardı. Ben de şöyle düşündüm. Herhalde Bahar'la gündüz birbirine girdi, kavga etti. Ama Bahar'da hiçbir şey yok. Ve gündüzde de şöyle bir şey var dostlarım. Eşi olduğu kuşa vurmuyor. Ama Bahar eşi olmadığı halde gündüzde saldırdığı zaman, yani gündüz için dişi erkek fark etmez. Sadece dişiler için biraz daha sabır gösteriyor. Ama gündüzün canını acıdıkları zaman dostum, gündüzün gözü dönebiliyor. Çünkü önceden bir dişi kuşa saldırmıştı gündüz. Eşi değildi o dişi. O şekilde. Şimdi Bahar'la da yumurta yaptığından dolayı Bahar'ı eş olarak görüyor ve bir karşılık vermemiş. Ya şöyle bir ihtimal de var. Aslında kavga ettiklerini de görmedim. İyi anlaşıyorlar ama gündüzün biraz Bahar'a karşı bir soğukluğu var. Onu size söyleyeyim. Şu çekmece kaymış olabilir. Erkeklerle burada bir kavga etmiş olabilir. Ama onu da bir düşündüm. Ha, dediğim gibi muhtemelen Bahar'la bir kavga gibi bir şey oldu. Öyle söyleyeyim. Yani bunlar da durum bu şekilde. Bahar kuluçkaya yattıktan sonra, yavrular çıktıktan sonra dostlarım gündüzü dinlendirmek için biraz zaman ayıracağım gündüzü. Ya bu kafese koyarım. Limonla Paşa sıkıntı çıkarmasın. Limon, Paşa ve Bora. Bu kafeste kalsın. Olmasa dostlarım yavrularının yanına koyarım. Yavruları da durumu bu şekilde. Bunlar gündüzde fıstığın yavruları. Dostlarım şu yavruda biraz bir durgunluk ve kırgınlık var açıkçası. Şu küçük yavruda. Yani biraz korkuyorum. İnşallah bir şey olmaz. Yani bir zayıflık falan görmedim. Elime aldığım zaman ağırlığı çok yerinde. Bak zaten şurada aşağıda bir su daha var. Zaten şurada da bu iki yavru su içiyor. Yani bakın görüyorsunuz. Biraz bir korkutuyor beni açıkçası. Olmadı. Bu yavruyu dostlarım şuradaki küçük taşıma kafesine koyabilirim. Kabuksuz yemde dalları, ondan sonra suyu falan oraya koyarım. Orada takılsın. Yani inşallah kuru mastarı değildir. Yani bak, eğer ki kuru mastarı bu sefer de bu yavruyu öldürürse dostlarım, demek ki ilaçların hiçbir faydası yokmuş. Yani kuruma hastalığı kadere bağlı bir hastalık diyebilirim yani. Gerçekten artık onu düşüneceğim. Demek ki yani istediğiniz kadar önüne geçin. O kuruma hastalığı kendini gösterdiği zaman maalesef o yavruyu alıyor diyebilirim. Şunların biraz daha zamanı geçtiği zaman, yani bağışıklık sistemi biraz daha güçlendiği zaman korkulacak bir şey yok. Bunların ablaları hayalde. Dostlarım biliyorsunuz şuradaki kremi yokuş. Şu en alttaki kameraya yönetlesin. Bak şuradaki dostlarım. O da 3 kardeşlerdi. 2 kardeşi ne yazık ki erken yaşta kuruma hastalığından öldü. Bu yavru da kuruma hastalığını yakalandı ama dostlarım bu yani 3 aylık üstü yakalandı. Yani aşağı yukarı 3 aylık olduktan sonra kuruma hastalığına yakalandı. Ve bağışıklık sistemi daha güçlü olduğundan dolayı o hastaları atlattı. Yani bunlarda da dostlarım ilk 3 aydan sonra korkulacak bir şey yok demek ki. Yani inşallah bir sıkıntı olmaz. Yani gerçekten şu yavru için korkuyorum. İnşallah bir durum olmaz. Şu anda yere bakıyorum ama ishal gibi bir şey yok. Yani inşallah. Bakacağız artık. Ya yem yemesine bir şey. Yemini falan yiyor. Dalları su yiyor. Yemini yiyor. Şu aşağıda su koydum. Oradan suyunu da içiyor. Gördüm su içtiğini. Yani bakacağız inşallah. Bir sıkıntı çıkmaz. Bakın fıstık hanım da burada. Dostlarım normalde fıstığı en az bir hafta 10 gün dinlendirecektim. Ama zaten kuşun dinlendirme ihtiyacı yok. Kilosu falan bayağı bir yerinde. Şöyle bir şey var. Fıstık aşırı kızıştı. Yani sürekli bağırıyor. Öyle böyle değil. Çığlık çığlığa. Zaten annesi Boncuk'tan ben onu biliyorum. Boncuk benim de tek gün dostlarım. Eşleşme zamanı geliyordu belli dönemlerde. Dişi kuşlarda genelde öyle oluyormuş. Sadece çığlık atıyorlar. Mesela erkekler daha gürültücü, daha ötüyor ama dişi kuşların üreme zamanı geldiği dönem gibi bağırmıyor. Ama dişiler aşırı bağırıyor. Dostlarım full çığlık atıyorlar. Yani ondan sebep kayrayı fıstığın yanına koyacağız. Nasıl renkte yavrular geleceğini bilmiyorum. Muhtemelen ayaza benzeyen yavrular gelir. Ayaz bizim de kuş dostlarım. Şu kuşa benziyor. Tamam, şu arkadaki kuşa benziyor ama kafası sarı değildi, beyaz. O da zaten gündüzün kardeşi oluyor. İkisinin babası aynı. Yani kayra ile fıstığın babası aynı ama anneleri farklı. Muhtemelen ayaza benzeyen yavrular da çıkabilir.
Böyle yeşil olursa da güzel olur açıkçası. Çok güzel bir yeşili var. Bakacağız. Evet, şimdi kayrayı fıstığın yanına koyalım. Bu arada dostlarım, dün bayağı bir üzücü olaylar oldu maalesef. Milli takımımız elendi. Veda etti o şeye, maça. Gerçekten çok duygusal bir andı. Harbiden çok kötü oldum yani. Zaten o maçtan sonra kuzenimle görüntülü konuştuk. İşte o zaman konuştuk. Gündüz'ü tekrardan fıstığın yanına koy falan filan. Sondan ben de düşündüm ki Gündüz biraz daha dinlensin. Çünkü kuluçka zamanları dostum, Gündüz biraz daha yıpranıyor diyebilirim. Yavruları besliyor, eşini falan besliyor. Mesela bak, fıstıkla hiçbir şey yok. Fıstık etli butlu. Gündüz de öyle ama dostum, Gündüz'ün şu anda bir durgunluğu var. Muhtemelen Bahar'la herhalde kavga etmiş. Olmadı, Gündüz'ü ayıracağım. Şimdi... Yani biraz kendine gelsin Gündüz. Yani işte dostum, dediğim gibi maalesef dün milli takımımız maçı kazanamadı. Maalesef. İlk yarı çok güzeldik. İkinci yarı da aslında güzeldik ama çok saçma goller yedik. Ondan sonra teknik direktörün biraz hataları vardı. Mesela Semih'le Cenk'i biraz daha erkenden oyuna koyabilirdik. Ya da ilk yarının ilk başına koyabilirdi. Ama olmadı. Nasipmiş diyelim. Biraz böyle bir maç sonrası gözlerim doldu açıkçası. Bayağı bir insanın zoruna gidiyor. Nasipmiş artık. Yine de milli takımımıza teşekkür ediyoruz. Bizi bu kadar güzel duygular yaşattıklarından dolayı. Yani harbiden helal olsun. Bu yere kadar bizi getirdiler. Onlara da teşekkür ediyoruz. Şimdi kayrayı alalım ve fıstığın yanına koyalım dostum. Evet dostum, kayrayı fıstığın yanına koydum. Şimdi fıstık yuvadan bir çıkarsa fıstığı... Çık kızım hadi. Hadi çık. Evet dostum, fıstık şu anda kayrayı görüyor. Kayra da fıstığa doğru yönleniyor. Dostum, kayra çok nasıl desem, çılgın bir kuş. Yani aynı anda 3-4 dişi eş olabiliyor. Aynı baba sayaz gibi. Baba sayaz da dostlarım tüm dişilerle eş oluyordu. Hatta 3 tane dişiyle aynı anda eşleşip yumurta bile yapmıştı. Boncuk, kavun ve zümrüt. Zümrüt dediğim kuş eski kuşumdu. Yani onunla yumurta yapmadı ama onunla da eşleşiyordu. Yani aynı anda 3 tane dişiyle eşleşip ve 3 tane dişi de besliyordu. Şu anda beklenen engelde fıstık normalde Gündüz dışında hiçbir kuşa yaklaşmaz. Aa bak dostlarım, aşırı kızıştığından dolayı artık erkek seçmiyor. Direkten ona kur yapıyor. Bakın bağırıyor şu anda fıstık. Dostlarım, bu arada kafes temizliğini yarın veya öbür gün yapacağım. Çünkü komple odayı temizleyeceğim. Ve ben o zaman kafes temizliği yapacağım. Ondan dolayı hiç temizlemedim açıkçası. İçimde rahat değil ama büyük temizlik zamanında temizleyeceğim. Şu anda kayraya doğru bir hamlede bulundu. Lan oğlum, bir ses yapmayın lan. Seslere bak ya. Evet dostum, şöyle bir yaklaşalım. Şu anda kulağım çınlıyor. Harbiden kulaklarım çınlıyor. Çok güçlü ötüşleri var kuşların. Aslında birbirine çok yakıştı kayra ile fıstık. Bakalım nasıl yavrular olacak. Ya da eş olacaklar mı? Şu anda kayra ortama alışmaya çalışıyor. Bakalım ne olacak. Aslında dün akşam bir video çekecektim ama yani hatta kuzenim de video çek diye zorladı beni. Ama dostlarım, işte dediğim gibi o maçtan sonra hiçbir hevesim kalmadı ya. Yani sadece durmak istedim böyle olduğum yerde. Yani harbiden insanın zoruna gidiyor. Yani futbol deyip geçmeyin. Genelde futbolu pek ilgi duymayanlar anlamıyor bu duyguyu. Mesela bizim de kendi halı saha maçlarımız olduğu zaman dostlarım, o turnuvalarda kaybettiğimiz zaman insan üzülüyor. Bayağı bir üzülüyor ama dostum, bu milli maç çok farklıydı yani. Neyse, nasipmiş diyelim. Yani şu anda kayra ortama alışmaya çalışıyor.
Fıstık bu arada gündüzü markete yapmazdı. Direkt ben olacağı şeyi söyledim dostlarım. Eşleşme pozisyonuna geçip durduğu yerde dururdu. Böyle heykel gibi kalırdı. Ama şu anda Kayra'yı da tanımaya çalışıyor. Ya bir de o kızışmışlığın verdiği etkiden dolayı da Kayra'ya karşı kendini kabartıyor ama normal zamanı kesinlikle kendini yaklaştırmazdı. Bir baharın yuvasına bakalım mı ya? Dostlarım flaşı açıp baharın yuvasına bakalım. Biliyorsunuz geçen ilk yumurtası vardı. Hatta onu videoda göstereyim dedim ama yumurtanın yendiğini gördüm. Şu anda da bir yumurtası tek var. Bakalım şuralara. Yok, şu anda bir yumurta tek var. Bu yuvayı pisleyen bahar mı ya? Normalde bahar yuvayı pislemez. Baharda şunun yumurta var mı? Yumurta oluşumu da var gibi. Neyse bakacağız ya. Muhtemelen bu bahar ve gündüz kuluçkası olmayacak. Hani güzel olmayabilir. Ben ondan dolayı gündüzü direkten ayırabilirim. Yani bakacağız inşallah. Sağlıklı bir kuluçka geçirirler. Evet, fıstıkla Kayra'yı izleyelim şöyle. Bakalım ne yapıyorlar. Kamera niye böyle karanlık çıkıyor? Kamera bayağı da karanlık. Dostlarım biraz zaman geçsin. Ondan sonra tekrardan video başlayayım. Çünkü sürekli böyle duracaklar herhalde. Bir 10 dakika falan geçsin ya da hareketlenme olduğu zaman tekrardan başlarım videoya. Şu anda Kayra bu ortamdan çıkmak istiyor. Fıstığı görüyor musunuz dostlarım? Fıstığın annesi jumbo değil ama bildiğiniz jumbo kuş gibi iri çıktı. Yani boncuktan kaynaklı herhalde. Fıstığın annesi bu boncuk. Kayra'nın annesi de kavun dediğimiz kuş. O kavun da dostlarım şöyle bir şey. Fıstığın kardeşi. Yani bu Kayra dostlarım baba ve kızdan doğma bir yavru. Hani ben de tüm sülalelerin içine ettim. Hepsini birbiriyle eş yaptım. Yani ilerleyen zamanda farklı bir genetik ve kan getirebilirim. Çünkü sürekli böyle o genetik havuzu dar tutmak sıkıntılı olabilir. Dostlarım geçen gün bir tane erkek bir jumbo kuş buldum. O jumbo kuş dostlarım gündüzden bile iyiydi. Şu Kayra'nın grisini düşünün. Yani benim kuşlarım değil. Yani benim kuşların soyuyla bir alakası yok. Fiyatı dostlarım 800 liraydı. Normalde kuş fiyatları dostlarım 1300-1500 arası değişiyormuş böyle erkek şov jumbo dedikleri kuş. Ama o kuşun fiyatı 800 liraydı. Hatta kuzenime de söyledim amcamın oğluna. O da bana dedi ki abi dedi o kuş yaşlı olabilir. Hani dedi hiç alma dedi bence. Aslında almak gibi planım yoktu ama alabilirdim yani. İyi ki de almamışım diyorum. Çünkü dostlarım kuş sayım çok fazla. Bakacağız artık yani. Bir de askerlik işi var. O yüzden kuşların sayısını fazla tutmak istemiyorum. Yani askere gittiğim zaman bizim evdekiler bakacak kuşlara ama artık askerden sonra eğer ki hala kuş beslemek istiyorsam kuşlarda bir çoğaltma yapabilirim. Evet dostlarım biraz zaman geçsin ondan sonra videoya tekrardan başlayalım. Evet dostlarım Kayra fıstığa karşı biraz hareketlendi. Muhtemelen bunlar eş olur. Kayra'nın hiç kuluçkası geçmemiş. Yani bir dişi kuşla eşleşip yumurta yapmış ama başarılı bir kuluçka geçmemiş. Yani Kayra hiç yavru büyütmedi. Zaten yaşı da genç. 10 aylık falan olması lazım. Tam hatırlamıyorum ama 10 veya 11 aylık da olabilir. Yani daha bir yaşına girmedi Kayra. Neyse dostlarım. Bir sonraki videoda artık kuşlardan bahsederim. Yani Kayra ile fıstık hakkında konuşuruz. Videoyu da burada kapatayım ben. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Kalın sağlıcakla.